Hurmatli o'quvchilar, paytingi va o'quv mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugun 9-chi mashg'ulotimiz bo'ladi. Mashg'ulotimiz nomi satrlar va ular ustida amallar deb nomlanadi. Paytingda satrlarni yaratishda bir nechta usullari mavjud. Birinchi usul bilan tanishamiz. Bunda chiziqli apostrof yordamida satr hosil qilinadi, apostrof ochiladi va satr oxirida yozilgandan so'ng apostrof yopiladi. Mana misollarni kontrol oynada ko'rib chiqamiz. Ve bir orta sözde apostrof bilan yazıp yürüyoruz. Sonra apostrof yapamızda integral başını basalım. Demek ki satır uzgarıcını, yani satır kıymetli kredi etken bulamız konsol oyuna gir. İkinci usul ise koş tırnağı yordamda kirdiğimiz. Koş tırnağı yapalımız. Demek satır kıymetleri kitlekemize bittali apostrof yok ki koşturmadan faydalanış mümkün eken. Eğer satır başı da apostrof açılır, satır yazılırken söyleyin satır ahırı da koşturma bile yapıladiyen olsa yok ki apostrof yapılmadiyen olsa hatalı sadır bulur. Sal için şu sözlerini hayatı yazıp görelim. Yani şunu koşturma bile yapıp görelim. Ana hatalı yüz verdi. Peki başka var ya. Demek apostrof bilan boshlayapti sözni. Apostrof yopmayapti, interklavishni bosyapti. Bu yerda ham sintaksis xatolik sodir bo'ladi. Yoki oddiygina hech qanday apostrofsiz yoki qo'shtirmasiz oddiy birorta matnda kiritadigan bo'lsak, ana o'zi rangi ham bilinib turibdi, interklavishni bosadigan bo'lsak, bunda ham xato kelib chiqadi. Bunun sebebi böyle hello degan özgaruvchini hello degan sözde cümleni özgaruvchi deb şu yaptı özgaruvchini kıymetini soruyordu. Bunun için böyle hatalı sodir bo'lyapti. Agar apostrof ochilgandan so'ng sözünü kiritib apostrofni yopmasdan interklavishini o'tib yangi satrga o'tadigan bo'lsa hatalı sadır bo'ladi. Çünkü interklavishi buyruqni tugallash uchun ishlatiladi. Mana bir orta söz yazıp görəmiz də. Sonra interklavishini basıp görəmiz. Mana biz apostrof açmaqız bir yerdə. Mana interklavishini basadigan bo'lsak, bir yerdə hatalı sadır bo'ladi çünkü satır de biz yapmasa interklavishini bosyapti, interklavishi buyruq tugan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda xato kelib chiqyapti. Endi 3-chi usul bilan tanishamiz. 3-chi usulda bir nechta qatorli satrni yozish uchun bittali apostrofdan yoki qo'shtirnodan foydalanish mumkin. Mana birinchi holatni ko'ramiz. 3-tali apostrofni yozdik. Birorta so'z yozamiz. Endi keyingi so'zlarni yozish uchun interklavish bilan yan qatorga tushamiz da, keyingi so'zlarni yozishga harakat qilamiz. Ya'ni interklavishni bosamizda boshqa so'zlarni yozishga harakat qilamiz. Mana endi biz jumlamiz tugadi, 3 qatordan iborat satrni yozyapmiz-da, endi apostroflarni biz yopamiz. Mana endi interklavishni bosadigan bo'lsak, bu yerda bizning jumlamiz 3 qatordan iborat satrimiz tugallangan hisoblanadi. Ve şu neticeni veriyor. Yani bir etibar veriyor olsak her bitti. Satır diye sözümüzü ahırı da manaş bilgini koyu yaptı. Slash endi. Bir yani slash endi veriyor yaptı. Mana böyle köyü yaptı. Her bir sözde ahırı da slash endi veriyor yaptı. Yani bu slash end yani fotoğrafı ötkeni bildiriyordu. Şunun için bir de şutlarda koyu yaptı. Eğer print büyüğü bilen bunu nusk alıp koyu diyen olsak. Mesela için şunu nusklatma alaylık. Hazretimiz kattırılsa sonra print buyruğu bilen bunu ekran çıkarmakçı bulamız. Evet, koştuğuna bağırıp diyeceğim bunu ama yok. Gereğine sen ilk defa kopyalar noktasıyımızı. Sonra satır diye yapalımız. İnteklaşını basalımız. Hani bir yere göre şu bilgi varlık için print içi değil, sözler içi de.
Kirgacha bo'lgan so'zni bitta qatorga, keyingi world degan so'zni ikkinchi qatorga, keyin uchinchi jumlamiz, ya'ni sonlardan iborat bo'lgan jumlamiz esa uchinchi qatordan chop etyapti. Ya'ni bu yerda n drop n nimamiz o'zining funksiyasini bajaryapti. Endi 3 tali ko'rsatma bilan tanishib qo'yamiz. Mana 3 tali ko'rsatma deb yozamiz. Shunga birorta so'z yozib beramiz. Mana keyingi satrimiz kutib turibdi, so'zni davomini, ya'ni satr davomini masalan. Ya'ni tekrarlashni bosamiz deb 3-chi so'zni kiritamiz. İxtiyor belgilab ketma-ketini yozib olaylik. So'ngra 3ta qo'shtirnoqni yozib, satrni tugatishni bildiramiz. Mana bu satrimiz tugadi. Demak, tushunarli bo'ldi. Bir nechta satrdan, ya'ni qator bir nechta qatordan iborat satrni kiritishimiz uchun 3 tali apostrof yoki 3 tali qo'shtirnoqdan foydalanishimiz mumkin ekan. Endi o'zgaruvchi satr qiymatini o'zlashtirish uchun 2 xil usuldan foydalanamiz. Birinchi usul o'zgaruvchining nomini yozib turib, apostrof ichida o'zgaruvchining qiymatini, ya'ni satr qiymatini o'zlashtiramiz. Mana bu yerda s degan o'zgaruvchiga hello degan satr qiymat o'zlashtirilyapti. Mana s qiymatini so'raydigan bo'lsa hello degan so'z chiqyapti. İkinci usulda esa birorta o'zgaruvchiga, misol uchun erga input orqali o'zgaruvchini o'zlashtiramiz. Mana enter klavishini bossa bu yerda bizda erning qiymatini kutib turadi. Biz erga birorta qiymat berib ko'ramiz, misol uchun world degan so'zni beryapti, enter klavishini bossayapti. Demak, bu yerda İki usuldan foydalanyapmiz. Birincisi to'g'ridan to'g'ri o'zgaruvchiga satr qiymatni o'zlashtiryapmiz. S degan o'zgaruvchiga, ikkinchisi esa funksiya yordamida o'zlashtiryapmiz. Ya'ni input degan funksiya yordamida biz r degan o'zgaruvchiga word degan so'zni o'zlashtiryapmiz. Masalan, bu yerda r ning qiymatini so'raydigan bo'lsak, mana word degan yozuvni beryapti. Demak, s qiymati hello bo'ldi, r ning qiymati word bo'ldi. Endi boshqa o'zgaruvchilardan kiritamiz. D o'zgaruvchimizga bo'sh joy beryapti, ya'ni orada probel bor. Keyingi o'zgaruvchimizga esa apostrof ochamiz, yopamiz. Bu yerda 0 qiymat bo'ladi. Shu yerda adashtirib olmasligimiz kerak. Demak, tepada bitta probel belgisi bor. Y o'zgaruvchida esa hech qanday belgi, qiymat yo'q, ya'ni 0 bo'ladi qiymati. Endi satrlar ustida amallar bilan tanishamiz. Darslar qo'sh amali bilan tanishamiz. Misol uchun birorta so'zni birorta so'zga qo'shish uchun plus amaldan foydalanamiz, keyingi so'zni yozib ko'ramiz. Mana enter klavishini bosadigan bo'lsa, ikkalasini bir-biriga yopishgan holda qo'shib qo'yar bo'ladi. Mana ikkalasini qo'shib qo'ydi shu yerda. Hech qanaqa orada bo'sh joy ham problem yo'q. Xotiramizda S va R satr o'zgaruvchilari mavjud edi. Ularni to'g'ridan to'g'ri qo'shib beramiz. S plus R qiymatlari. Enter klavishini bosdik. Demak, xotirada S satr bilan R satrni bir-biriga qo'shib qo'yadi. Mana hello world degan so'zlarni qo'shilgan holda chiqyapti. Agar bular orasini ajratib chiqarmoqchi bo'lsak, quyidagicha yozamiz. S plus orada bo'sh joy probel tashlayapti, so'ngra plus r klavishini bosayapti. R o'zgaruvchini kiritayapti. Enter klavishini bossak, s o'zgaruvchini qo'yadi, plus, keyin oraga bo'sh joyni qo'shib turib, keyin r degan qiymatni qo'shib qo'yadi. Mana enter klavishini bosamiz. Mana orada bo'sh joy ishlayapti. Keyingi buyrug'imiz, ya'ni keyingi operatorimiz satrlarni ko'paytirish amali deyiladi. Bu amal satrni bir nechta marta takrorlan yozishini ta'minlaydi, ya'ni takrorlan yozishini ta'minlaydi. Misol ko'ramiz, misol uchun A degan satrimizni 5 ga ko'paytiryapti. Enter klavishini bosadigan bo'lsak, demak A degan satrni 5 marta takroran yozishni, ya'ni chop etishni ta'minlaydi. Endi S qiymatini ko'ramiz. S qiymati hello so'zidan iborat edi. S ko'paytirilgan 3 qiladigan bo'lsak, demak hello so'zini 3 marta takroran yozishni ta'minlaydi.
Demek bir köpertiş əməli de fakat bütün son işletiş mümkün. Eğer kəsir son işletediyen bu ise bir de hatalı sadır bulardı. Bana görüşümüz mümkün. Köpertirəmiz. Misal üçün tur bütün 6. Enter klavşını basıp görəmiz. Demek bir de hatalı sadır buldu. Yəni kəsir sanki köpertiriş mümkün emez. Demek köpertiş əməli, yəni təkrarlaş əməli, cümləni təkrarlaş əməli. Fakat bütün sorular üçün işletilirdi. Variantı nasiyasına çıxdı, satırgi sonunda koşu bulmayalım. Bunu koşu əməli yazışımız gerekirdi. Misal üçün, burada satırgi yazdık. Satırını koşu mahçı bulmayalımız. Burada sonu. İntek klasını basalım. Birden hatalı kez çıxar. Çünkü satır kıymetli, son kıymetli koşu bulmayalım. Eğer 3-4-5 sonlarını satırgi aylantırıp bir kegin koşu mümkün. Yani şimdi bacarıp görəmiz. Demek şu satırdı. Koşma açı gol yapıyoruz. Bunun için STR'dan faydalanırız. Yani son kıymetli 3-4-5 deyilen son kıymetli satır kıymetli yerleştir verir. İntek klasını basıyoruz. Benimce bir kere satırını koşuştu bacarır. Yani satırda koşuştu. Demek 3-4-5 demek sonların bir de STR funksiyonu ortaya satırga eylendi de satırını satırga koşuş əməli bacarılıyor. Hop, keyingi operatorimiz len, yani satır uzunluğunu hesaplaş operatoru boladı. Bu funksiya yordamida satırdagi belgilar sonunu hesaplaş mümkün boladı. Misollar görüp çıkarız. Yani enter klavşını bastık. Şu satırımızdaki belgilar sonunu hesapla verir. Demek bir de 3'te belgi var. Şunun 3 neticeni verir. Endi len kıymetli biz etkendiğimizde bana boş joyda görürüz. Boş joyda demek bir de 0 kıymetli kabuklar çünkü bir de çıkan bilgi yok. Prabilen başka bilgilerim yok. İnterklasını basayım 0 kıymetli görürüz. Endi len bilen boş joyda teşirip görürüz. Bana prabil təşəbbürü makulayıp demek bir de bir prabilen bir de bilgi yürüyüş onun için 1 kıymetli görürüz. Endi hatıramızda est kıymetli bu arada len est uzunluğunu hesaplayıp görürüz. Yani bir de hello sözüdeki 5'te bilgi varlığını görsete yaptı. Şimdi biz yangi fayl yaratığımızda onu da daftar kodlarını yazıp yani büyüklerini düşünüşte devam etmemiz. Est özgürlüğü kıymet özleştir yapmış. Demek dastur işe düşkenden ki est kıymetini kabul kıladı. Yani özgür tamam, paydaş tamamından kirtirgen bilgiler gitmek ettiğini kabul kıladı. Demek print büyürüğü yardımıydı. Paydaş için neşte bilgi kirtirgenini hesapla verirdik. Dastur kılmaksımız demek bir de söz est kıymetini hesabla verirdi. İbarat sözü yetindiniz. Hani apostrof yapalımızda çünkü kalkıya yaptığımız diye de sözlerde en bilgilerin yazışımız gerekirdi. Demek siz degen satır özgür uçu ekran çıkardı, satır kıymet ekran çıkardı. Len funksiyamız oradan tamamen kötülüyen bilgiler gitmek etkin işten hesapla verirdi. Sonra bana şu cümle devamıya nasır kılınırdı. Şimdi oraya gelip de borcaya koşup koyalımız. Yani daftar işe hatıra kalanız. Fail namını 9 de böyleydi. Yok 9 len. Hani daftar işe düşürüyoruz. Yani konsol aynı biz bir artık etmek ettik. Kırtalım soru için. Selam. İntek klavşını basalım.
Siz 5 ta belgidan iborat so'z kiritdingiz degan xabar paydo bo'ldi. Demak, dastur to'g'ri ishlayapti. Yoki dasturni yana qayta ishga tushiramiz-da F5 klavishi bilan. To'g'ri, bunga F5 ni bosardik. Dasturni o'zi ko'tarib. Dastur yana qayta ishga tushdi-da, endi biz tomonimizdan 3 ta probel belgisini kiritamiz, tek klavishini bosamiz. Probelan bu yerda belgi hisoblanadi, shuning uchun 3 ta probel bosganingiz uchun siz 3 ta belgidan iborat so'z kiritdingiz degan xabarni beryapti. Dasturni yana qaytishga tushiramiz-da. Ixtiyoriy belgilar ketma-ketligini berib ko'ramiz. Misol uchun undov, qo'shtirnoq, enter klavishini bosamiz. Mana bu yerda ixtiyoriy belgilar ketma-ketligini kiritadigan bo'lsak ham, har bir belgini belgilar uzunligini hisoblab beradi. Demak, 8 ta belgi kiritibmiz dasturga. Demak, ularni hisoblab beryapti. Endi in operator bilan tanishamiz. Konsol oynasiga o'tamiz, endi biz to'g'ridan-to'g'ri. In operatori satr ichidagi belgi va belgilar mavjudligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Dasturimizda S ning qiymatini ekran chiqarib ko'ramiz, S qiymatini. Mana shu belgilar ketma-ketligidan iborat edi. Undov, qo'shtirnoq, minus, reshotka, probel, 65 belgilar ketma-ketligidan iborat edi. Biz endi in funksiyasini ishlatib ko'ramiz. In. Demak, yo'q. Oldin 4 ni beramiz, ya'ni shu belgi biz so'ragan satrda bormi, yo'qmi. Ya'ni 4 belgi S satrda mavjud emasligini tekshiramiz. Agar enter klavishini bossak, true bo'lsa, demak shu belgi biz so'ragan satrda mavjud ekan. Demak, bor ekan. Demak, 4 raqamini biz so'rayapmiz. N satrda bormi, yo'q. Demak, bor ekan. Shuning uchun true qiymatni beryapti. Endi 45 tekshirib ko'ramiz. Enter klavishini bossak, bu ham rost bo'lyapti, chunki 45 bor bizning satrimizda, S satrida. Endi 45 ni 10 ni almashtirib tekshirib ko'ramiz. Falsiya chiqadi, chunki 54 raqam yo'q. Endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, biz kiritayotgan belgilar ketma-ketligi aynan biz so'ragan satrda ketma-ketga mos tushishi kerak. Demak, 45, bu yerda ham 45 bor. Shuning uchun true beryapti. 5-4 degan ketma-ketlik, ya'ni belgilar ketma-ketligi yo'qligi uchun falsiya qiymatni beryapti. Demak, tekshirilayotgan qism satrdagi barcha belgilar tartibi muhim bo'lishga, ya'ni bir-biriga mos tushishi kerak, shunda falsiya emas, true qiymatni beradi. Xo'p, keyingi operatorimiz satrlarni taqqoslash bo'ladi. Ikkita satrni teng ekanligini tekshirish uchun ikkita tengning operatoridan foydalaniladi. Misol ko'ramiz. 3ta A ni 3ta A ga taqqoslab ko'ramiz. Enter klavishini bosamiz. True bo'ladi, chunki AA 3ta A ga teng bo'ladi. Satrlarni o'zaro teng bo'lish uchun unday barcha belgilar narigi satrga mos kelishi kerak. Shunda ular teng bo'ladi. Aks holda ular teng bo'lmaydi. Yana shuni eslatib o'tamiz, Pythonda belgilar registri farqlanadi. Ya'ni katta A kichik A, katta B kichik A ularni farqlanadi. Ya'ni katta boshqa, kichik A boshqa, katta B boshqa, kichik B boshqa. Shuning singari boshqa harflar ham farqlanadi registrda. Misol uchun tekshirib ko'ramiz. AA ni tengligini katta A ni yozib ko'ramiz. Mana enter klavishini bossak falsiya chiqadi. Chunki bu yerda kichkina A katta A ga, hamma A kichkina A lar katta A larga teng emasligini keltirib chiqaradi, ya'ni yolg'on degan xabarni beryapti. Berib turgan narsani aytishimiz kerak, berib taqqoslayotganda harflarni o'zini taqqoslamaydi, balki harflarni kodini taqqoslaydi. Misol uchun birorta ketma-ketlik beraylik. A, B, C ni taqqoslamoqchi bo'lyapmiz. Kattaligini tekshirmoqchi bo'lyapmiz. Mana bu yerda muloqot ketdi. Apostrof katta R. Ya'ni taqqoslashga o'tyapti. Endi ro'yda tenglik, ikkita tenglik ishlatildi. Endi katta belgini ishlatyapti. Ya'ni A, B, C satr R satrdan kattami deyapti. Enter klavishini bosamiz. Bu yerda falsiya chiqdi, chunki A ni R ga taqqoslaganda A ni kodi R ni kodidan
kiçik bola. Şunun için bir de fasiye çıktı. Çünkü bunun sebebi A harfi alfabetteki R harfinden aldın geledi. Ana kuralı etkilediğim olsa bilgilerin kodları takaslan yaptı bir de. Bilmek bilginin kodunu bilişçi or degen funksiyamız var. Manage funksiyadan faydalanamız da. Sonra bilginin kodunu soruyoruz. Hani tek klasını basalıyorum bu şey. Kiskine A'nın kodu 97 iken şimdi R'de kodunu görmek için bu şey. Yani 114 iken. A, B, S, N'e takvaslayken de R'ye. Demek birinci A harfi bile R harfi takvaslanır. Koyan harfler itibar verilmeydi hazırca. Demek A'nı 97'ni koyu yaptı B'ye. Sonra 114'ü koyu yaptı. Kette mi diye. Demek B'de elbette kette bulmuyor. Çünkü 97'de 114'den kette bulmuyor. Şunun için fasih haberini verdi. Şimdi B'ni teşhirelim bu sek. B'ni kodunu teşhirip verelim. 98 eken. Bu düşünün ya sen teşhirelim 99 boladı. Benimce şunu koyuş gerek. Yani 99. Demek 97, 98, 99 bu hakkında tartıptı harfler kodlanır eken. Demek bu barca bilgilerde kodunu teşhir üstün ASK kodu boladı. Yani cadvel kilitirlerdi. Bunu internetten kör alışılar mümkün. Yani ASK kodu cadvelini internetten böyle alışılar mümkün. Bunda barcha belgilerde kodları filtreler. Satırlar takvaslaşı devam ettiremiz. Şimdi ise küçük harfler kette mi yok ki baş harfler kette mi deyken savalge cevap veremiz. Bunun için kette A'nı kodunu ve küçük A'nı kodunu göremiz. Kette A'nı kodunu göremiyorum bu sek. 65 iken küçük tiki 97 numara tepede durdu. Demek bir de küçük A her daim katta A'dan katta bolar. Demek 97 daim katta, 65 daim küçük bolar. Demek baş harfler kegin. Yani kod rakamı küçük bolar iken. Demek harflerin takvaslaştı küçük harfler baş harflerden daima katta bolar iken. Demek her kende katta harfli satır, ixtiyori kiçik harfli satırdan kiçik bo'lar ekan. Misol uchun bir orta ketma-ketni keltiramiz. Katta harflarda. Shuni taqqoslamoqchi bo'lamiz. Kiçik harfli ixtiyori belgilab ketma-ketdagi. Mana enter klavishini bosadigan bo'lsak true çıkıyor çünkü o tamamda kiçkin harfler bir keli yaptı, çap tamamda katta harfler keli yaptı. Demek kiçkin harfler bilen başlangıyan berçe satırlar daima katta harfler bilen başlangıyan satırlardan molada katta bola. İnterklasını basalım. Ne true çıkıyor yaptı. Kengi misal götürmemiz. A, B, S, N. Takvasla görmemiz. A, B. A, B, S, ixtiyori bir orta harf. Ana şöyle takvaslayıp görelim. Katta kiçiğini takvaslasak, dastlab 3'te harf, keyingi 3'te harfga mos kelyapti. Mana şu 3'te harf. Bu yerda 3'te A, B, S'imiz. Keyingi 2. satırda A, B, S'ga mos kelyapti. Demak bu yerda şu 1. satır kattami, 2. satır kattami degan savol qo'yilyapti. Albatta 2-ci satır katta bo'ladi çünkü undagi belgilar soni, ya'ni belgilar soni 1-ci satırdan ko'proq, 1-ci, 2-ci, 3-ci harflari mos kelyapti. Keyingi harfi bitta qo'shilish hisobiga albatta 2-ci satır bu yerda katta bo'ladi. Agar 2-ci satırdagi barcha belgilar o'zaro mos kelsa, ular teng bo'ladi. Agar birorta belgi mos tushmasa, ular teng bo'lmaydi. Ne kuklasaya gelemiz. Yani bir misal görelim. Input teğimi input ge
va bitta bo'sh probel qo'shilyapti. Mana interklavishni bossak, bular o'zaro teng bo'lmaydi. Chunki bitta probel hisobiga ham o'zaro tenglik buziladi. Mana fasiya chiqadi. Shu bilan bugungi mashg'ulotlarni tugatamiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr.